Gizem okulunu bitirdikten sonra yeni bir şehre taşınmıştır. Yeni taşındığı bu şehirde kendisine bir değişiklik yapmak için saçlarını kestirmeye karar vermiş. Fakat şehirde sadece iki tane kuaför bulunmaktaymış. Şehrin doğusunda bulunan kuaförü ziyaret ettiğinde onun saçlarının çok bakımlı olduğunu ve çok güzel kesilmiş olduğunu görmüş. Şehrin batısında bulunan ikinci kuaföre gittiğinde ise kuafördeki kadının saçlarının çok kötü göründüğünü ve çok çirkin bir modeli olduğunu fark etmiş. Peki Gizem saçlarını güzel kestirmek için hangi kuaförü seçmeli? Gizem şehrin batısında bulunan ikinci kuaföre gitmelidir. Çünkü şehirde sadece iki tane kuaför olduğu için kuaförlerin birbirlerinin saçlarını kesmeleri gerekmekte. Yani güzel kesilmiş saçları olan ilk kuaförü kötü saçları olan ikinci kuaför tıraş etmiştir. Kemal yalnız başına kahve içmeye gittiği kafede daha önce hiç görmediği bir adamla tanışmıştır. Bundan önce hakkında hiçbir şey duymadığı ve daha önce de hiç görmediği bu adamı tek bir bakışta kim olduğunu anlar. Daha önce hiç televizyona çıkmamış olan bu adam Kemal'in kendisini nasıl tanıdığına anlam veremez. Peki sizce Kemal ilk kez gördüğü bu adamın kim olduğunu nasıl anlamıştır? Kemal ilk kez karşılaştıkları bu adamı kolaylıkla tanımıştır. Çünkü o kişi Kemal'in en yakın arkadaşının ikizidir. Fırat evinin salonunda otururken yatak odalarında bir şeyin düştüğünü ve kırıldığını duymuştur. Bunun üzerine odaya giren Fırat, karısının en sevdiği heykelin kırıldığını ve odadan birisinin kaçmakta olduğunu görmüş. Bunun üzerine yabancıyı yakalamak için dışarıya çıkan Fırat'ın gözündeki gözlükler soğuk havadan dolayı buğulandığı için hırsızı yakalayamamış ve hırsız oradan uzaklaşmış. Daha sonra polise giderek bu olayı anlatan Fırat beklemediği bir tepkiyle karşılaşmış. Polis Fırat'ın yalan söylediğini ve heykeli aslında onun kırdığını söylemiştir. Sence Fırat gerçekten yalan mı söylüyor ya da polis bunu nasıl anladı? Fırat yalan söylüyordur. Çünkü gözlük camları sıcak bir odadan soğuk bir ortama çıkıldığında buğulanmaz. Fırat sadece eşinin en sevdiği heykeli kırdığını söylememek için böyle bir yalan söylemiştir. Evine gitmek üzere olan Deniz, komşularının bahçesinde yerde duran birbirlerinden alakasız cisimlerin olduğunu fark etmiştir. Bahçenin ortasına atılmış 9 tane kömür parçası, 1 tane havuç, bir atkı ve 2 tane ağaç dalı görmüştür. Bir dakika düşündükten sonra Deniz bu cisimlerin neden orada olduklarını kolaylıkla anlar. Peki sizce birbirinden alakasız bu nesneler bahçenin ortasına neden atılmıştır? Yerde bulunan nesneler erimeden önce bir kardan adamın üzerinde bulunmaktaymış. Güneş çıktıktan sonra kardan adam eridiği için bu nesneler yere düşmüştür. Evde yemek yapan Hande, kocası Mehmet'i arayarak yemeğin 8'de hazır olacağını ve geç kalmamasını söylemiştir. Özel hiçbir planları olmayan bu çift, Mehmet eve 8'i 5 geçe geldiği için boşanmaya karar vermişlerdir. Peki sizce Mehmet eve 8'i 5 geçe geldiği için Hande ondan neden boşanmak istemiştir? Mehmet'in eve tam 8'de gelmesi gerekiyordu. Fakat o eve ertesi gün 8'i 5 geçe gelmiştir. Bu zorlu beyin jimnastikleri zihin keskinliğinizi artırmak için mükemmeller. Bakalım sen diğer insanların fark etmediği hassas ayrıntılara dikkat ediyor musun? Bu zorlu bulmacada senin ayrıntılara odaklanma yeteneğini test ediyoruz. Karşındaki üçgenlerde bulunan sayılardan eksik olan sayı hangisidir? 66, 67, 68. Üçgenlerde eksik olan sayı 67. Ekranda 1'den 67'ye kadar sayıları görebilirsin. İlk bakışta düzgün sıralanmış gibi duran bu sayıların arasında bir eksiklik bulunmakta.
neyin eksik olduğunu bulabilir misin? (59) Resimdeki eksik sayı. Karakterini test etmeye hazır mısın? Senin için özenle 3 tane kapı hazırladık. Şimdi senden ekranda gördüğün 3 tane kapıdan bir tanesini seçmeni istiyoruz. Seçimini dikkatli yap çünkü bu testin sonunda kişiliğin hakkında birçok şey öğrenebilirsin. Eğer üzerinde baykuş deseni olan kapıyı seçtiysen, kesinlikle kocaman, sevgi dolu bir kalbe sahipsin. Yüksek enerjin sayesinde etrafındakilere ışık saçıyorsun. Mutlu ve huzurlu bir hayat gelecekte seni beklemekte. Eğer ikinci kapıyı seçtiysen, insanlar senin çok özel bir kişi olduğunu düşünüyor. Her zaman güçlü ve mantıklı fikirlere sahipsin. Bu yüzden gelecekte iş hayatında seni güzel başarılar beklemektedir. Eğer üçüncü kapı senin seçtiğin kapıysa, yeni şeyleri denemekten her zaman çok hoşlanıyorsun. Eğlenceli kişiliğin sayesinde senin için yeni insanlarla tanışmak çok kolay. Kırmızı aşkı temsil ettiği için gelecekte seni mutlu bir evlilik beklemekte. Sırada en keskin gözlere sahip insanların bile zorlandığı ama senin gözlem yeteneğini sorgulayan resimler var. Karşında bulunan küçük maymunlardan bir tanesi diğerlerinden farklıdır. Farklı olan maymunu bulman için sana verdiğimiz süre başladı. Farklı olan maymunu senin için ekranda gösterdik. Peki tıpatıp aynı gibi görünen bu sinirli köpeklerden bir tanesinde farklı olan bir şeyler var. Bakalım sen farklı olan köpeği bulabilecek misin? Tüm köpeklerin sinirli olduğunu görebilirsiniz. Fakat en alt sırada bir tane mutsuz köpek bulunmakta. Gözlerini sana çevirmiş olan salyangozlardan farklı olanı bulabilecek misin? Süren başladı. Farklı olan salyangozu senin için gösterdik. Optik illüzyona sahip bu garip resimde gizlenmiş bir sayı bulunmaktadır. Sadece az sayıda insanın görebildiği bu sayıyı bulmak için çok dikkatli bakmalısın. Resimde gizlenen sayı 645. Winnie the Pooh çizgi dizisinden alınmış bu iki resim arasında da tek bir fark bulunmaktadır. Farkı bulmak için sana verdiğimiz süre başladı. İki resim arasında bulunan tek fark yerdeki üzümler. Karşınızda sevimli Sünger Bob ve biz sizden bu iki resim arasındaki tek farkı bulmanızı istiyoruz. İki resim arasındaki tek fark Sünger Bob'un şapkasında bulunan işaret. Peki Alvin ve Sincaplar çizgi filminden alınmış bu iki resim arasındaki tek fark nerede? Bu küçük farkı bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. İki resim arasındaki tek fark mavi kıyafetli Sincap'ın burnunda bulunmakta. Sizce bu iki resim arasındaki tek fark nerede yer almakta? Farkı bulmanız için size verdiğimiz süre başladı. İsterseniz videoyu da durdurabilirsiniz. İki resim arasında bulunan tek fark sevimli pandanın dişlerinde. Son sorumuzda akşam yemeğine çıkmış olan bu çifti görebilirsiniz.
İçeceklerini içerken kadın adamın çayına zehir koyduğunu söylemiştir. Adam kahve içtiğini söylediğine göre kadının çaya koyduğu zehirle ölecek olan kişi kimdir? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bekliyoruz. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.